Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Özen. Bugün Hakan abinin bahçesine konuk olacağız. YouTube kanalı Hakan'ın Çiftliği. Böyle tam zamanlı değil de hafta sonları geliyor ama bahçesine çok fazla emek vermiş. Güzel bir iş çıkmış ortaya. Onun hayatını elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Keyifli seyirler dilerim. Dalından. Buraya geldikten sonra içimdeki cevher çıktı ortaya. Yani burada hayal gücüm gelişti. Ben böyle bir sırrımızı vereceğim takipçilerimize. Diyorum şurada siyah taşlar kullandım, bakın zemini. Biz hem çekiyoruz hem yiyoruz. Böyle bir sistem kurduk kendi aramızda. Ben çünkü hayatımın nirvanasını yaşadığımı düşünüyorum şurada şu anda. Ama çok kullanışlı, çok fonksiyonel bir ürün bu. Bu benim kızımın ilk bisikleti. İki tekerlekli bisikleti daha doğrusu. Cahil daha çok bilir. Aynen öyle. En çok cahil bilir Hakan abi. Burayı kedi evi olarak yaptım. Bunlar sınır belirleme ağaçları. Yarına çıkacağımın garantisi yok. Kaçırmak istemedim onları. Tavukları çok sevdiğim için bunu Aysel abla komşum bana hediye etmişti. Ama hiçbir şey tutmadı bu sene. Bunları da ben yaptım. Çok güzeller ya. Bura biraz gölgeye düşüyor. Orada güneşte kalıyor. Ondan tutmamış olabilir mi? Yani herkes denize giriyor. Ben de taş topluyorum böyle. Oturduğum yerden direkt duvar görmek istemiyorum. Tamamdır. Abi toprak bence çağırıyor seni. Artık Hakan diyor. Haftanın gel. İki günü değil de gel buraya diyor. Misafir kabul eder misin? Merhaba. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk abi. Var mı müsaade? Ayağına sağlık. Tabii ki her zaman buyur gel. Adım Hakan, İstanbul'da yaşıyorum. Hafta sonları geliyorum buraya. Cuma akşamları geliyorum. Pazartesi sabah erkenden çıkıp işime gidiyorum. Tam zamanlı olmamasına rağmen güzel bir şey yapmışsın. Ne yaptın burada Hakan abi? Bunlar benim hepsi el emeği, göz nuru ürünlerim. Bakın şöyle paletlerle yapmış olduğum bir masa bu. Artık malzeme de yani. Sıfır maliyet. Ona da dikkat ediyorsun. Sıfır maliyetle yapmış olduğum bir şey. Şunlar İstanbul'daki evdeydi. Kullanılmıyordu. Bahçeye atmıştık. Atıl durumdaydı. Getirdik buraya. Çok güzel bir şey oldu burada da. Güzel bir havası var abi. Akşam. Güzel. Akşam özellikle çok asmaların güzel. Altında. Burası öğlen sonuna kadar, yani ikindiye kadar bayağı güneşli oluyor. Burayı kullanmıyoruz. Gündüz şuradaki verandayı kullanıyoruz. Sol taraftaki veranda. Soldaki verandayı kullanıyoruz. Hı? Normalde de şimdiye kadar hep orayı kullanıyorduk da burası yapıldıktan sonra akşam herkes buraya toplanıyor. Sadece biz değil, aile değil. Komşular da, çevredekiler de. O zaman denk gelirsem bir akşam da ben gelirim Hakan gel abi. Gel bu akşam da kal. Eyvallah zaman abi. Teşekkür her ederim. Zaman. Hakan abi şöyle, bu da benim biraz ilgimi çekti. Buraya da böyle bir şeyler yapmışsın. Çok da güzel durmuş. Burayı önceden şey vardı. Buraya gemici halatı şeklinde şöyle eski videolar, pardon benim videolardan da bakabilirsiniz. Şöylesine zikzak şeklinde şeyler yapmıştım. İpler, kalın halatlarla. Bir süre böyle gitmişti. Daha sonra burayı da bu şeyler var. Palet tahtaları var ya. Onlarla yaptım. Böyle tahtayla ve şeyle. Taşla uğraşmayı çok seviyorum. Hakan bunlar, abi. Evet. Huzur, sevgi, saygı, sağlık. Böyle biraz ters görünüyor ama sevgi için dışarı gibi görünüyor veya sağlık dışarıda gibi rastgele. Görünüyor da. O rastgele. Onun bir anlamı yok. Çok güzel. Bunları hepsini kendi el emeğimle yaptım. Ben normalde hiçbir ustalığım falan yok. Elime buraya gelene kadar hiç matkap almış değildim. Buraya geldikten sonra içimdeki cevher çıktı ortaya. Yapıyorum bunları devamlı böyle. Şuralar, bunun haricinde şuralar da aynı şekilde çitler. Gidelim sırayla. Ben çok şey yapmak istemiyorum Hakan abi. Kaçırmak şöyle, istemiyorum. Şuralar, şunların hepsini ben şeylerle yaptım. Tahta paletler var ya. Onlarla yaptım. Aynı zamanda dış bahçemde de bayağı çit var. Oraları da yaptım. Orayı da çekeriz tekrar. Çok güzel abi. Şöyle taşları kullanmayı dediğim gibi çok seviyorum. Şurada siyah taşlar kullandım. Bakın zemini. Yerdekiler. Aynı zamanda şunlar ağaç kabukları, ormandan topladıklarım. Onlarla peyzaj çalışmaları yapıyorum kendim. Hakan abi sıfır atık şeyine dikkat ediyorsun. Dikkat ediyorum projesine. Ona. Evet. O da ve güzel. Mümkün olduğu kadar da bu yapmış olduğum şeylerde sıfır maliyete de dikkat ediyorum. O da önemli. O da önemli. Bakın şuralar da aynı şekilde. Şuradaki şu beyaz taşlar geçen inşaat yapıldı çünkü geçen hafta burada. O inşaattan sonra şuralar biraz kirlendi ama bugün sabah geldim zaten ben buraya. Pek temizleme imkanım olmadı. Şu barbekün Hakan abi. Bu barbekü. Bunu mı sen yaptın? Bu hazır satılıyor. Bims barbekü diye geçiyor bunlar. Çok güzelmiş. İnternette çok çıkıyordu bunlar karşıma. Şansımıza da şurada az ileride bir şey var. Taş satan yer. Oradan aldım ben onu.
Kurulumunu kendim yaptım. Palet üzerinde 6-7 parçadan oluşuyor bunlar. Aralarına kalekim de yapıştırıyorsun. Ama çok kullanışlı, çok fonksiyonel bir ürün bu. Bir de piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha ucuz. Şimdi buna benzer şu arkadaki komşular yaptırıyordu. Onlar 30 bin, 40 bin geçen sene söylediler fiyat buna. Ama şunlar 2500-3000 civarında fiyatları. Şu anki güncel fiyatını bilmiyorum ama güzel olan tarafı da şey, yapıyorum burada. İşim bittikten sonra mangal gibi değil. Şunu şöyle toplayıp söndürüyorum, bitti benim işim. Bakın kömürler hala içinde. Uğraşması yok. Yapacağım zaman yani bu ateşle uğraşmak çok güzel geliyor, çok keyifli geliyor bana. Şimdi Hakan abi, buralara da böyle bir alan yapmışsın, evet. Kendi süslemelerin. Yengenin payı var mı, sadece sen mi? Yani dizayn değişik, güzel. Yenge çok fazla karışmıyor. Bana bıraktı yani. Güzel. Hatta ilk zamanlar hiç istemiyordu da burayı gelmeydi. Ama yapıldıktan sonra bir süre sonra 2 senedir başladı sevmeyi. Hakan abi, senden buranın eski fotoğraflarını da alacağım. Konuşurken de daha detaylı bir şekilde zaten göstereceğim onu da. Hı-hı. Bahçenin ne değişimi oldu, nasıl bir dokunuş oldu? Tam bir onları... mezbelelikti burası. Onların yani, hepsini sırasında soracağım. Geldiğimiz zaman çocuklarım buraya bir sefer girdi ve bir daha gelmem dediler. Sevmediler. 2 ay boyunca kızım kaçtı gitti Şarköy'e. Daha sonra geldi buraya, resimlerini attıktan sonra gördü burayı. Olabilir dedi. Şimdi gelmeye başladı. Bir sefer geldim, ilk sefer sobanın hevesine, soba yakacağım diye. Uğraştım bir türlü yakamadım, tüttüm. Meğerse bunda tekniği varmış. Neyden dolayı yakamadın peki? Ben istifledim, attım içine odunları. Meğerse böyle hava alır şekilde istiflemek gerekiyormuş. Onu bilemedim ben. Uğraş evi de tüttürdüm her tarafı. Daha sonrasında buna konuş. Eşime açtım telefon. Hı-hı. Eşim biliyor yakmayı. O tarif etti bana, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tarifi üzerine zorla yaktım onu. Ama sobanın da keyfi çok başka ya. Doğalgaz yokken biz de 2-3 sene burada sobayla, hı-hı, kaldık. Tamam, biraz soğutuyor geceleri ama çok keyifli oluyor. Çayı üstüne, bizim yemeği. Bizim şu küçük odada soba yakıyoruz. Sobanın keyfine zaten geliyoruz. Doğalgaz var, kapıya kadar gelmiş de ben doğalgazı sevmiyorum. Bizim burada 3 cins var. Hatta 4. cinsi de ektim. Bakalım inşallah olur. İsim biliyor musun? O henüz olmamıştı da. Bir bakayım tadına. Şu çok güzel. Bak şuna bakar mısın? Hmm, ama aroması çok güzel Hakan abi ya. O olmuş mu onu bilmiyorum da. Kameramana da verelim. Tabii ki. Buyurun. Bunun tadı daha güzel değil mi? Bu daha güzel. Bundan biraz yeriz abi. Ye ye. Videolarından da takipçilerin izliyor zaten. Hı hı. Buraya da böyle bir alan yapmışsın. Bu ne Hakan abi? Burayı kedi evi olarak yaptım. Güzel olmuş. Kedi yatağı bir kadar koydum. Mama kabı falan her şey var ama... Kedi yok. Gelen kedi yok. Bir ara bir kedim vardı. Uzun süre kalıyordu burada da. Ondan sonra ne oldu gitti. Yok, dışarıdaki oldu, gitti. Kediler için yaptın Hakan abi. Dışarıdaki çok sokak güzel kedileri için. Buraya böyle bir alan yapmışsın. Burayı oturmalık da gene aynı şekilde şöyle bakın şeylerle, sen... paletlerle yaptım gene aynı şekilde. Dediğim gibi sıfır maliyet. Bu ne Hakan abi? O da sıfır maliyet. Çok güzel ya. Bunu... Can bunu gösterir misin? Şeylerle, şu kır çiçekleri var ya dışarıda. Onlarla ve şunlar normal çiçek hali. Bir süre sonra böyle tomurcuklanıyor ve kurumaya başlıyor. Yanınızdakine bakın, orada bir de var. Şu daha kurumuş. Heh. Çok güzel bir aranjman oldu. Hakan ben abi, çok seviyorum böyle güzel şeyleri. Güzel olmuş. Ya tam zamanlı kalırsan neler olacak burada ya? Diyorum ya, burası çok... benim küçük cennetim. Güzel abi. Ha, şu arkandakine bakar mısın merdiveni? Ha, bu da çok güzel olmuş. Sen yaptın gene. Tabii tabii. Güzel dekorum. Videolarından görüyor zaten takipçilerim. Şöyle bir detaylı da ben de göstermek istedim. Bunun içine toprak koymuş Hakan abi. Çiçek, evet, ekmiş. Bu da güzel bu olmuş. Acem halısını ben çok seviyorum. Acem halısının bitkinin çok... adı. Çok, çok kolay türüyor. Yani toprağa direkt bastır onu, sapla. Ondan sonra hemen üremeye başlıyor. Benim şurada bütün sakslarımın içinde var. Şu an gerçi zamanı değil ama ilkbaharda geldiğinde her taraf mosmordu. Kuş yuvası herhalde. Onlar keklik yuvası. Bir de şurada var. Biraz daha küçük şu yukarı doğru çekelim bakarsan. Çekelim onu da. Ha, buradaymış. Onları çöpten buldum. Ha, değerlendirdin. Çöpten buldum. Evet, İstanbul'dan çöpten buldum onları. Çok hoşuma gittiler. Kaçırmak istemedim onları. Getirdim buraya, astım. Burada da güzel olmuş. Kameramanımız gerçekten çok güzel. Şuranın gösterebilmişsin.
otantik havasını tamamlamış oldu. Benim çok hoşuma gidiyor onlar. Bu akşam daha da bir keyifli olur gibi çok, geliyor Hakan abi. Esmesi falan iyi herhalde. Çok güzel. Şu kısım, şu üstteki ağaçları kestim ben geçen hafta geldiğimde. Onları kesmeseydim şurası çok güzel, çok esiyordu sürekli. Bak burada bir depo gibi bir alan yaptım. Orayı kendine. Da ben kendim yaptım gene. Diyorum ya benim hiç ustalığım yok. Ama usta oldum burada. Ama öbür tarafta babamın evi var az ileride. Hı hı. Orada bir kömürlük yaptırdık. Buradan, burası ondan çok daha güzel bence. Şöyle bir bakın. Gerçi bayağı dağınık içi. Amaç bu zaten İç, Hakan abi. İçeri doğru bakın. Gel bak şeyim daha de var. Daha devam ediyor mu içeriye? Gel gel şöyle şey var. Ateş çukurum var. Bunu da yakıyorum burada. Ha, bu ateş çukurunun hikayesi var ya. Ateş çukuru gerçekten çok güzel. Yani ben bunu, ateşin başında beklemek, zaman geçirmek güzel oluyor çok ki, güzel geliyor akşamları. Şey bunu sıcak havalarda bile yakıyorum. Çıkarayım mı onu? Yok hiç gerek yok Hakan abi. Bu çamaşır makinesi kazanından yapılıyor. O da moda oldu. Herkes yapıyor moda ya. Moda oldu. İnternette de satılıyor. Bunu şeyde sahilde yürürken 3 tane genç orada verandası da yakmıştı. Bir de Ahmet Kaya'nın bir şarkısını da çalıyordular. O kadar çok hoşuma gitti ki o. Bu kuyuyu da mı sen yaptın? O simülasyon. Gerçek kuyu değil. Allah Allah. Ha? Ben gerçek zannettim. Tuğlalarla örerek yaptım onu. He. Yani burada hayal gücüm gelişti. Aklıma geliyor. Her gün geldiğimde bir şeyler yapıyorum. Çok güzel olmuş. Bunu böyle yaptım. İçine de çiçekler koydum. Dışarı doğru sarkma. Kuyu gibi görünüyor ama şey halatım, şeyim, kovan falan her şey içinde ama. Şu alan buraları da biraz nelerim var Hakan abi? Burası bahçeye bostan alanı. Şurada da peyzaj alanım var. Şöyle buyur gel. Bir bahçeye bakalım abi neler var tamam. İstersen. Şuradan geliyorum ben. Hiçbir şey de yok. Orada da yiyecek. Buraya basabiliyor muyum? Bas her tarafa orada bas. Orada yiyecek bir şey gördüm abi. Hem de gideyim yiyeyim. Git ye. Eriğinden de. Pek Hakan abi, ama nereye? Yerken dikkat et. Kurt da olabiliyorlar. Ha, dışarıdaki dış bahçedeki eriklerim daha iyi. Bunlar Angelica. Hmm. Bu tadı var mı? Bunlar biraz daha geç olgunlaşıyor. Rengine bakmayın. Daha da büyük olması lazım ama olmamış. Bunlar vallahi. Hünnap. Ben, bu, hünnap güzel hünnap oluyor. Hünnap tadı çok bu güzel oluyor bunun. Bu elma gibi bir şey ama çok güzel tadı var ve şekere bir takım hastalıklara da iyi geliyor. Şu pekmez yapılan şey mi hünnap? Yok. O değil. Yani pazarlarda da satılıyor. Böyle siyaha yakın oluyor rengi de. Hmm. Ben bayağı ne bulursam yiyorum Hakan abi. Bu şu an zamanı değil zaten. Burada ne var? Muşmula, beş büyük falan diyorlar ya. Hı hı. Ondan. Bunlar sonbahara doğru olabilecek şeyler. Yerdekiler ne ektin? Yerde de bir şey ektin. Yerlere abi. Buraya çok şey ektim de kargalar, bu saksağanlar var ya. Hı hı. Onlar ne var ne yok götürüyorlar. Sen burada mi yapıyorsun bakın, hep bahçelerin? Hep ben işte. Yapıyorum. Benle başka kimse girmiyor zaten. Abi iki gün geliyor nasıl yetişiyorsun ya? Yapabildiğim kadar olmuyor. Şey mısır yaptım şuraya mesela. Mısır fasulye. Bakın bazı yerlerde fasulye de vardır. Ama hiçbir şey tutmadı bu sene. Yapamadık. Bak şuralarda fasulye mesela şunlar. Şunlar. Şu karşıdakiler. Şuralarda şuradakiler daha yoğun tuttu. Şu bir kısım daha yoğun tutmuş herhalde. Sulamada sorun yaşıyoruz ama. Hidrohorun bozuldu. Şimdi yaptırdım getirdim onu ama montajını yaptıramadık. Hakan abi benim aklıma geldi. Heh. Bura biraz gölgeye düşüyor. Orada güneşte kalıyor. Ondan tutmamış olabilir mi? Yani bildiğimden değil merakımdan sordum. Yani ilgisizlikten de açıkçası. Yetiştiremiyorum tek başıma. Olabildiği kadar yapıyorum ama. Peki şu olabilir mi? Gün aşırı sulamak gerekiyor. O yüzden de olmamış olabilir mi? Sulamak da gerekiyor. Dediğim gibi bak biraz toprakta kurak gibi görünüyor. Şeyden dolayı. Sulama. Şu an normal çeşme suyuyla burada sulama olmaz. Çok çok az akıyor sular. Anladım. Peki şey kuyumu yaştırmayı düşünüyor musun? Kuyum var zaten orada da. Hı. Dediğim gibi hidroforum bozuldu. Ha, motor bozuldu. Yaptırdım getirdim onu İstanbul'dan ama montajını yapamadık. Abi toprak bence çağırıyor seni. Artık Hakan diyor haftanın gel. İki günü değil de gel buraya diyor. Keşke zamanım olsa da gelebilsem. Benim iki tane çocuk var. Allah bağışlasın abi. Çocuklardan biri üniversitede okuyor. Hı. İkinci sınıfa geçti. Biri de lise sonunda bu önümüzdeki sene girecek sınava. Okulları tam zamanlı bitsin. Ben ondan sonra tamamen burada olacağım inşallah. Zaten yani bir 5 sene kadar var. Anladım. Zaten oturduğum zaman detaylı bir hayatını da soracağım abi merak ettiklerimi. Burası sebze bahçesi diyorlar. Doğru burası muyum? Burası sebze yatağı. Yatağı özür dilerim. Sebze yatağı. Heh, domateslerim var. Çok güzel domateslerdi. Olgulaşmış şöyle dalından. Ay. İşte bunu yiyeceğiz kameraman. Vallahi bugün ne bulursak buyurun. Yedik Hakan abi. Doyurdu karnımızı ya. Bulabilirsen. Hmm. Kokuyor değil mi? Kameramanda da veriyorum arkadaşım. Kameramanda hiç ayırmıyorsun ha? Kardeşim abi. He. Ne yapayım? Kardeş Hakan kardeş. Abi çok güzel ya. Buyur al. Ay. Biber de var da biberi yerken dikkatli ol. Bazıları acı tam bilmiyorum tadını.
Biz hem çekiyoruz hem yiyoruz. Böyle bir sistem kurduk kendi aramızda. Keşke daha çok şeyim olsa da çok fazla bir şey kalmadı. Seneye gene çekeriz Hakan abi. İnşallah bizi severlerse, ikimizi bir arada isterlerse seneye daha çok çekeriz. Bence her şey daha çok artar seneye. İnşallah. Bu ne abi? Ayva ağacım bu da. Bu ayva ağacı bayağı uzun zamandır var burada. Eski şu dibdeki şeyleri söküyorum, koparıyorum ama devamlı çıkıyor sürgünler. Bu toprağa kireç falan veriyorlar. O değil değil mi? Bu kum, normal kum. Kum. İnşaat yaptım ya. Geçen hafta inşaat yaptık burada. O yüzden artan kumu buraya koydum. Anladım abi. Bunu toprağa serpiyorum. Toprağım çok sert buranın. Burayı aldığım zaman komple sürdürdüm. Bir de 3 tır dolusu da toprak, bahçe toprağı doldurdum buraya ben. Ha öyle oluşuna bırakmadın sen. Yok müdahale yok, yok. Bunlar ne üzüm Hakan abi? O da kınalı yapıncak. Bu da böyle değişik bir üzüm. Şöyle göstereyim. Bu çok güzel. Olgunlaştığı zaman çok çok güzel oluyor tadı bunun. Güzelmiş abi ya. Olmuş mu? Olmamış daha mı güzel? Heh, şuna bakar mısınız? Şunlar benim baş belam. Şu salyangozlar. Bunlar her tarafta bu arada biraz azaldı ama bütün yapraklarımı falan her tarafı götürüyor. Hakan abi buraya ayçiçek. Buraya ayçiçek ektim. Bu sene güya dolu dolu geçireyim istedim bu bahçeyi ama gene zaman yetmedi. Dediğim gibi zaman yetmiyor. Çok tam güzel. Zamanlı yaşadığım zaman gerçekten dediğim gibi burası benim küçük cennetim olacak. Benim bu bahçe önceden şeydi. Ne abi? Şu sebze yatakları var ya, yükseltilmiş sebze yatağı. Komple şurası boylu boyuna sebze yatağı doluydu. 6 tane şöyle sebze yatağı vardı burada. Söktüm onları ben. Şöyle şey motor getirip de komple yapayım diye. Motorlar da o arada şeydi. Biraz yoğundu. Gelmediler. Şunlar fasulye mi? Onlar mısır. Mısır ve fasulye. Abi sen evet. Ne yaptın ya? Bildiğin Hakan'ın çiftliği. Burayı biraz vahşi tarıma uygun hale getireyim istedim de inşallah seneye daha da iyi olacak. Şu sebze yataklarını kaldırdım oradan. Şey domates vereyim size. Ya, yedik Hakan abi. Bayağı yedik. Teşekkür ederim. Hakan abi domatesimizi eksik etmiyor sağ olsun. Yedik bütün bahçeni abi. Şunu koparınca bile koku geliyor ya, o kadar güzel ki değil mi? Tabii ki. Daha yoğun veriyor ya ısıyı. Yemekler falan da çok daha güzel oluyor. Onun üzerinde kestane yapıyoruz, kumpir yapıyoruz. Şimdi size her videomda diyorum ya, hani görüntüyü yolluyoruz, sesi yolluyoruz. Ama işte bir koku ve tadı yollayamıyoruz. Ya yani şu an bunları deminden beri bir bahçeye yedik kardeşim ama yemeye doymaz insan. Bunları gösterirken diyorum şöyle kokuyu da iletebilecek bir teknoloji olsaydı. Şu var ya onun o kadar güzel kokusu vallahi var ki. Vallahi çok güzel abi. Gerçekten o pazarda bulduklarımız gibi değil kokusu. Hiç alakası yok. Şurası da benim peyzaj alanı. Peyzaj şu, neler yapıyorsun abi? Şu kısım bakın şu alataflanlar var ya. Hı. Böyle boylu boyuna o başa kadar götürdüm. Şunlar mı alataflan? Şu alataflan. Taflan. Alaca ya renkleri o yüzden. Bunlar sınır belirleme ağaçları. Bu karşı taraf peyzaj alanı. Bu tarafta normal sebze, bostan. Tarım alanı. Güzel. Şu kısımda böyle gene önceki söylediğim gibi şu taraftan istersen alabilirsin. Bu benim kızımın ilk bisikleti. İki tekerlekli bisikleti daha doğrusu. Renkleri falan çok hoşuma gitti ve boyamayla falan da uğraşmadım. Orijinal haliyle kalsın istedim. Buraya koydum. Dediğim gibi atıl şeylerle çok uğraşmayı seviyorum. Şunlar. Bakar mısın dibine? Çok güzel. Kozalaklar. Tavukları çok sevdiğim için bunu Aysel abla komşum bana hediye etmişti. Gelince tavuğun da olur abi benim tahminim. Tam zamanlı yaşamaya başlarsam inşallah aklımda kalan tek şey o. Şu tarafta da çam ağacım kurudu, ona çok üzüldüm. Bayağı da büyümüştü. Kışın burada su baskını oldu. Hı hı. Bahçem yarım metreden fazla yükseldi. Su aldı. Doldu tabii. Oo. Şu yan yatmıştı, bunu kaldırmaya çalıştım ama köküyle oynadık demek ki. Bu gitti böyle. Diğerlerine sağlık abi. Benim de çok yapacak güzel. Boyamayı falan sen mi yaptın? Şu sarı boyamaları Hakan abi. Hepsini ben yaptım. Çok güzel olmuş. Şimdi Hakan abi buradan da bir giriş var. Ben buradan girmeyi tercih ettim. Burada da güzel bir taş var. Şey odun var. Odun. Oduna basıp enerjimizi mi atalım? Fark etmez. Toprağa bile basabilirsin. Vallahi biraz basalım abi. Bas. Bayağıdır basmadık toprağa. Bas. Böyle. Şurası peyzaj alanı. Burayı ilk yaptığımda komple çimdi ve aynı halı gibi komple kadife gibi tertemizdi. Biçmesini falan yapamadık. Sürekli başında olmak lazım. Her hafta gelmek lazım. Her hafta gelemiyoruz tabii. Yapamadığımız için böyle biraz kurumalar oldu ama gene de hiç yoktan iyidir. Aynen öyle. Biraz attık şimdi elektriğimizi. Hı. Buradan da böyle bir giriş var. Şu palmiye de kızımın isteği üzerine almıştık. Palmiyemiz de maşallah çok güzel tuttu. Çok küçük bir ağaçtı bu.
Yani bir metre kadardı. Yerini sevdi demek ki. Bayağı güzel gelişti. Belki de kızını çok sevdiğin için sen geliştirdin. Evet. O da olabilir mi? Selam olsun kızına da Hakan abi. Sağ ol. Buradan böyle güzel bir giriş yapmış Hakan abi. Yerde puflar falan var. Bunlar armutlar çocuklarım için. Bunları daha çok şey için aldım. Şu peyzaj alanında otururlar diye. Biraz elleri ayakları yeşile değer. Güzel olur. Tabii. Çok güzel Hakan abi. Şu kısmı şöyle çiçeklik olarak değerlendirdim. Normalde o bahçeye dahildi. Onlar süs kabağı. Onları da yakmışsın. Bir görüntü vermişsin herhalde. Evet. Güzel olmuş. Şuraya bakın. Şunlar da şöyle bir şeyle. Nazarlıklar şöyle bir ağaç yaptık. Çok güzel abi dekor görüntüsü. Şurası ilkbaharda geldiğimde o kadar güzellik beyaz beyaz çiçekler açıyor. Hı hı. Şunlar yasemin bu. Ve kokudan sanki böyle deodorant sıkmışsın gibi yoğun bir şekilde koku vardı burada. O kadar güzel duruyordu ki. Hakan abi bu boyamaları falan? Bunları da ben yaptım. Çok güzeller ya. Yani şu bahçede gördüğünüz her şeye elim defalarca değdi. Senin kendi ürünün her tabii. Şey. Şunlar şeydi bu tahtalar. Yakacak odun. Yakmak için almıştık. Tutuşturmalık odundu bunlar. Çıra. Tabii. Hmm. Ona benzer. Çok güzel. Böyle şekilleri falan hoşuma gitti ve görünce hemen kafamda canlandırdım. Ben buraya bizim sitti diyorum. Böyle bizim mahalle olarak değerlendiriyorum bunu. Çok şurada çok bir de çiçeklik vardı ama düştü. Bakın geri kalmış. Ha bu buradaydı. Şöyle çiçek koyuyordum üstüne. Onu da ekledin oraya. Düştü. Şuraya da kuş yuvası yapmıştım ama hiç kuş gelmedi. Gelir belki. Şu alanın Hakan abi şu taşları boyamışsın hoşuma gitti. Oraya da bir nasıl yaptığını anlatır mısın bana? Orayı da deniz kabuklarıyla yaptım. Şunlar. Çok güzel durmuş ama ya. Ben denize gittiğimde herkes denize giriyor. Ben de taş topluyorum böyle. Deniz İşim çok yakın buraya. İşime odaklıyım. Şunlara bakar mısınız? İlk orijinal hali şunlar. Şöyle. Şöyle bakın. Hepsinde bir yaşanmışlık olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Şunları da yeğenimiz geldi buraya. Boyamak istediğini söyledi. Böyle renk renk boyadı. Ana sınıfı gibi oldu ama o da farklı bir hava katmış oldu buraya. O da bir güzel hava katmış. Güzel yaptı. Çok evet. Güzel bir hava katmış. Şurası benim depom. Şöyle biraz karışık ama. Deponun olsun abi. Amacı bu zaten. Çok da karışık değil Hakan. Ben ne depolar gördüm. Ha. Ben ne depolar gördüm. Evet, depo. Güzel. Bir de arkada kömürlüğümüz var. Şu kapıyla biz yaptık. Ben yaptım. Hı hı. Şeyle, bu da artık malzemelerle yaptım onu da. Çok güzel olmuş. Burada da böyle bir masam var Hakan abi. Geldiğin zaman bizi burası, burada karşıladın. Burası 8 kişilik geniş büyük aileyiz. Masa. Gelenler oluyor. Çok fazla misafirimiz oluyor burada. Burada oturuyoruz devamlı. Şuraya da sallanan koltuk koymuş salıncak. Hakan abi. Salıncak. Şurada oturmak gerçekten çok keyifli oluyor. Ama biz biraz böyle malzemelerimizi koyduk doldurduk. Burası çok keyifli oluyor. Özellikle de akşama doğru serin serin. Sevenin gelenin çok öyle duyduk. Çok. Karşıdaki Hakan abi bize öyle söyledi. Evet. Sağ olsunlar gelen giden herkesten memnunuz. Tekrar kanalımıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen de yanıma hoş geldin. Çok teşekkür ederim abi. O sıcaklığını, bahçenin umudunu, güzelliğini gördüm. Hakan abi şimdi benim kafama takılan bazı sorular var. Ben müsaaden varsa onları soracağım. Tabii ki. Öncelikle neden Hakan'ın çiftliği? Hakan'ın çiftliği ilk aklıma gelen oydu. Daha önce benim böyle bahçeyle, bahçecilikle hiçbir alakam yoktu. Yani hiç ilgimi de çekmezdi açıkçası. Bir çiçek alıp ekmiş değildim ama. Yaş artık ilerleyince toprakla demek çekmeye başlıyor. Sevmeye başladım. Bir de internetten çok fazla videolar. Ben bilgisayar başında daha çok çalışıyorum. O yüzden çalışırken o arada arka planda da böyle bahçecilikle ilgili videolar izlemeye başladım. İzledikçe de hoşuma gitti bu. Ondan sonrasında da burada babamın zaten yazlığı vardı. 10-15 senedir gidip geliyoruz oraya da. Onun bahçesi küçük. Bu triplex villalardan onunki. O yüzden onu da bahçeyle ilgili çok fazla işlem yapamıyordum. Bu bilgisayardaki şeyler, videolar ilgimi çekince bir bahçeli bir yer alıp da orada çalışmak istedim. Alınca da iyi de oldu. İçimdeki cevher çıkmış oldu en azından. Hakan abi ben böyle bir sırrımızı vereceğim takipçilerimize. Ha. Demin bana demiştin ki semaveri yakamadım. Eşimden telefonla bilgi aldım. Düşünebiliyor musun abi? O hı-hı. Seviyeden bu seviyeye. Yani sevince mi oluyor Hakan abi? Sevince oluyor. İlgini çekiyor. Normalde ilgimi çekmese yapmazdım bunu ben. İlgimi çekti. Açtım. İlk geldiğimde sobayı aldık oraya. Bir heves. Bir de tek başıma gelmiştim. Kimse de yok. İlk defa sobayı yakmaya çalıştım. Yakmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsam çıra attım bir sürü. Yanmadı bir türlü. Evin içi duman doldu. Bir süre sonra işimi açtım. Telefon nedir bunun yöntemi var yoksa diye yapamıyorum.
dedi görüntülü aç telefon. Görüntülü telefon açtım. Baktı sobayı ben komple istiflemişim, doldurmuşum. Sonrasında onları sobayı komple boşaltmamı söyledi. Bir de işin kötü tarafı ya kumpir de yapıp yiyeceğim. Patatesleri de daha soba hiç ısınmadan koymuşum içine. Onları da boşuna öyle kuru kuru attık çöpe. Sonrasında eşimin söylediği gibi meğerse gözenekli hava alacak şekilde odunlar hava alacak şekilde yapmak gerekiyormuş. Öğrendim onu ama şu an bakın semaveri yaktım hemen 2 dakika içerisinde artık öğrendim çünkü bunu. Şu an semaverimizi yaktı Hakan abi. Canı da çalıştırıyoruz şu anda. O da orada bize... Boş durmasın. Çok yakışıklı zaten. Boş duran. Gıcık oldu. Eyvallah abi. YouTube nereden aklına geldi? YouTube çekerken ben anı biriktirmek amaçlı YouTube'a başladım. Çektiğim şeyler telefonumda bir süre sonra artık yer işgal etmeye başlıyor. Bunları ben bir yerde stoklamam gerekiyordu. Ve şu an 2700'ün üzerinde videom var gördüğüm kadarıyla. 2700'ün üzerinde. Önüme ne geliyorsa çekiyorum ben. Bizim sayı olarak seni yakalama şansımız yok abi. Daha bende 100 küsur video var. Öyle mi? Daha ama çok... sen de doğrusunu istersen gerçekten videolarını izliyorum. Çok güzel profesyonel çekimler yapıyorsun. Senin videoların belgesel tadında. Çok teşekkür ederim. İlgilendirici. Çok hoşuma gidiyor senin videolarında. Benim de dediğim gibi shorts videolarla birlikte 2700 tane videom var. Bunları hepsini anı olarak ben değerlendiriyorum. Yani maddi kaygıyla bir alakası yok. Zaten benim işim var, ben çalışıyorum ama. Videolarını çektiğim birçok kişi, birkaç kişi de var. Vefat etmiş. Bunlara baktığım zaman geriden bunları şey de görüyorum, yani anıları da görüyorum. Çok güzel. Nostaljik de oluyor. Anı biriktirmek yani benim maksadım. Ben de onu diyecektim abi. Bir şekilde anı biriktiriyoruz. Tabii kendi ki. Gençliğimizi. Tabii ki. Benim de videolarını çekettiğim vefat eden insanlar oldu. Evet. Anı olarak kalıyor Hakan abi kesinlikle. Hı-hı. Genelde YouTube videoları çekiyorsun. Oradan tanıdık birbirimizi. Evet. Başka iş olarak neler yapıyorsun? Ben hibrit mağazacılık yapıyorum. İnternet üzerinden bu hepsi burada. Trendyol tarzı. Bütün mağazalarda satışım var platformlarda. Onun haricinde bir de kendi mağazam da var. Hem internet hem normal. İki taraftan da satış yapıyorum. Abi çocukların okuyor, seni İstanbul'da tutan biraz o mu? Çocuklarımdan dolayı beklemedeyim orada. Emekli olup da tam zamanlı emekliliğe geçtiğim zaman inşallah buraya geleceğim. Ama bir 5 senem var. Şu an kızım üniversite 2. sınıfta okuyor. Oğlum da lise sonunda, o da inşallah bu sene bir yeri tutturursa ikisi de okullarını bitirsinler. Ben ondan sonra emekli olup buraya geleceğim inşallah. Yenge gelmeyi düşünüyor mu? Yenge de benim gibi, o da çok istiyor. Yoruldu. O da çalışıyor. Onun da aynı zamanda emekliliğimiz işte, çocukları bekliyoruz. Yenge ne iş yapıyor Hakan abi? Öğretmen. Buradan da selam olsun abi. Ondan sonra tam zamanlı geleceksin. Tam zamanlı derken kışın çok... Sıkıcı olur açıkçası burası. Kışın çok iyi olmaz da. İstanbul'daki evi tabii ki bozup da komple gelmek olmaz ama en az 6-7 ayını burada geçiririm o zaman. Yani tercihen nasıl istersen öyle tercih yani edersin. Yakın mesafe sonuçta 100 kilometre. O evden bu ev 100 kilometre. Gider geliriz. Oradaki evi tabii komple bozmak olmaz. Peki abi burada geliyorsun, hafta sonları kafanı dinliyorsun. Aslında yani normal... İnsanların bakış açısına göre kendini parçalıyorsun. Evet. Ama sana bana göre kafanı dinliyorsun, bahçeyle ilgileniyorsun, vücudunu yoruyorsun, zihnini boşaltıyorsun. Evet. Buradan İstanbul'a gidince bir bocalama yaşıyor musun Hakan abi? Yok. Sadece cuma akşamı geliyorum buraya. Pazartesi sabah gideceğim ama pazar günü kafayı eğmeye başlıyorum İstanbul'a gideceğim diye. Peki perşembe günü de cuma akşamı çıkacağım diye bir mutluluk? Mutluluk oluyor. Böyle değil mi? Geliyorum buraya ama giderken kafayı eğiyorum ama işe gittiğim zaman yoğun bir şekilde tempoya devam ediyorum. Pek anlamıyorum zaten, ondan sonra geçiyor. Yani internetten yapıyorsun zaten işini Hakan abi. Senin için bir dağ başında da yaşayabilirsin. Hiç fark etmez. Her önemli değil ama dediğim gibi beni bağlayan tek şey çocuklarım. Çocuklarımın okulu bittikten sonra zaten geleceğim.
planını yapmışsın. Tabii ki. İnşallah. Şimdi şöyle yapıyorlar Hakan abi. Bazı emeklileri ben görüyorum. Hı-hı. Yani emekli oluyorlar. Hayattan artık bağlarını koparıyorlar. Daha sonrası için bir planı yok. Ben çünkü hayatımın nirvanasını yaşadığımı düşünüyorum şurada şu anda. Herkesin hayali nedir? Emekli olayım. Bir sahil kasabası. Sahil kasabasında yaşayayım diye herkesin hayalidir. Ben şu an bunu yaşıyorum. Ama tam zamanlı değil tabii ki. Bundan sonrasında burası zaten sahil kasabası. Nirvana'mı yaşıyorum diyebilirim. İnşallah bundan sonrasında da emekli olduğum zaman da tam zamanlı yaşarsam tam olur. Hakan abi biz şu an yeni çiftlikteyiz. Tekirdağ yeni çiftlikteyiz. Aha. Aynı yerde yazlıklarımız var. Evet. Burayı neden tercih ettin? Biraz oraya değinir misin? Burası İstanbul'a çok yakın. Denizi çok güzel buranın. Bir de çok seviyorum burayı. Şekere de iyi geldiği söyleniyor buranın havasının. Ben şeker ve tansiyon ilaçları kullanıyorum. Gerçekten de özellikle denemiş değilim ama buraya geldiğim zaman ben 3 gün kalıyorum mesela burada, haftada 3 gün geliyorum buraya. Hiçbir zaman ilaç aklıma gelmiyor. İlaç kullanmıyorum bile. Aklıma gelmiyor. Yani belki etkisi oluyordur fiziki olarak ama bedende. Ama buraya geldiğim zaten işe de bu bahçe işlerine falan kapılıyorum ya. Hiç aklıma gelmiyor ilaç. Şimdi insanların emeklilikte hayalleri var. İşte hı-hı, o hayali sen şu an tercihen istediğin zaman gelip yaşıyorsun abi. Evet. Ne diyorsun Hakan abi? İnsanlar emeklilikte böyle hayali olanlar yapsın mı, yapmasın mı? Zor bir süreç mi? Ne diyorsun abi bunlara? Hatta müsaitseler hiç beklemeye de, emekliliği beklemeye de gerek yok. Müsaitseler gelsin yapsınlar. Bahçeyle uğraşmak insana gerçekten huzur veriyor. Ben her hafta buraya geldiğim zaman fiziki olarak aşırı derecede yoruluyorum. Ben hiç burada oturduğumu bilmiyorum. Hiçbir zaman oturmam. Bahçeyle devamlı uğraşırım. Bir şeyler kendime devamlı işler çıkarırım. Yaparım bir şeyler ama çok yoruluyorum. Ama fiziki olarak yoruluyorum. O yorgunluk hiçbir şeye yaramıyor. Ben kafayı boşaltıp da gidiyorum buradan. Bu bana yetiyor zaten. Şimdi bahçede deneme yanılmalarım var abi. Böyle bir şeyi ekip bazen hata yaparak öğrenmek, beklemek nasıl geliyor insana? Deneyim kazanmış oluyoruz. Yani öğrenmenin yaşı yok. 50'yi geçmiş yaşım benim zaten. 53 yaşındayım. Yaşaya yaşaya öğrenmek daha güzel. Yani kitabı bilgiler çok da iş görmüyor açıkçası. Bunları da okuduk zamanında biliyoruz ama böyle yaşayarak deneyimlemek daha güzel. Yani benim de bakış açıma göre diyorlar ya, gezen mi bilir, okuyan mı bilir? Bence gezen, gören, uğraşan, eli değen. Cahil daha çok bilir. Aynen öyle. En çok cahil bilir Hakan abi. Benim aklıma gelenler bunlar. Senin eklemek istediklerin varsa, takipçilerine demek istediklerin varsa, benim takipçilerime demek istediklerin varsa evet, dinlemek isterim. Kimse hayallerini ertelemesin bence. Herkes ne yapmak istiyorsa yapsın. Hayat bir gün, o da bugün diye bir söz var. Yani yapmak istiyorsalar, ne yapmak istiyorsalar yapsınlar. Yarına çıkacağımızın garantisi yok. Eğer şu an ben bunu yapmak istiyorum, bahçeyle uğraşmak istiyorum diyorsalar yapsınlar. Şimdi ben burayı alırken bana birçok kişi dedi ki burası ölü yatırım. Alacaksın orayı, orada sadece masraf çıkar sana. Boşuna alma orayı. Şurada İstanbul'dan bir ev al, sana kira getirisi de olur. Ben dinlemedim. Benle birlikte kardeşim de bir ev almıştı. Tamam, kira getirisi olabilir ama. Ben dedim, şimdi burası kalsın dediler. Ev al, evin kirasını da idare edersin. Sonrasında da istersen bir tane daha alırsın, yazlık alırsın diye. Ben dedim, ben yarına çıkacağımın garantisi yok. Şu an için alayım, benim hayalim o. Bir daha hayal için beklememe gerek yok. Elimde fırsat varken alayım, gerçekleştireyim bunu dedim. Ve yaptım bunu. Yani maddi olarak da baktığım zaman belki burayı satınca İstanbul'da iki ev alacak seviyeye de geldi. Buralar da bayağı değerlendi şu anda. Yani kimse hayalini ertelemesin. Herkes içinden ne geliyorsa onu yapsın. Bir şey dedim, benim de biraz eskiye merakım var. Demin bir söz söyledin evini gezerken. Ya. Burada dedin 80'li yılların komşuluğunu yaşıyoruz. Biraz açar mısın? Çok çok güzel bir komşuluk var burada. Yani ben İstanbul'da oturduğum binada, aile apartmanı bizimki ama gene de kardeşimle çok çok samimiyiz tabii ki. Ama orada bile 3-4 gün kardeşimle karşılaşmadığım oluyor. Çünkü iş hayatı, herkes işine gücüne gidip geliyor. Akşam herkes yorgun geliyor. Kimse birbirle görüşme imkanı olmuyor. Eşim her fırsatta söylerdi. Böyle kapısını çalıp da çay koy, hemen gelip geliyorum diye. Onu yaşayamadık İstanbul'da. Burada komşular, oturuyoruz.
Herkes birbiriyle sürekli iletişim halinde, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Çok çok samimiyet var. Özellikle böyle çok fazla çevrende insan olmasına da gerek yok. 6-7 aile var, çok samimi görüştüğüm. Bu çevrede çok insan var da. 6-7 aileyle çok samimi görüşüyoruz. Gecenin bir vakti dahi mesela geçenlerde geldiğimde Hakan karşı komşum. Yemek yiyordu. Annesi hemen benim de adım Hakan, komşuda. Hakan gel, Hakan burada yemek yiyor. Gel sana da koysun, kavurma koymuş yiyor. Yani gecenin bir vakti saat 11-12'de gittim komşumun evinde yemek yedim. İstanbul'da yakalayamayacağımız bir şey. Mümkün değil. Burada verandamız, bahçemiz hiçbir zaman boş kalmaz. Herkes çat kapı birbirine girip çıkıyor. Aynı o 80'lerdeki komşuluk ilişkileri şu an burada yaşanıyor. Çok hoşuma gitti o dediğin güzel, Hakan abi. Gerçekten çok güzel. Hakan abi, şimdi ben videolarını takip ediyorum. Takipçilerini de takip ediyor. Evet. Biraz değişimler oldu. Biraz bir kuşlar falan, ne onlar? Kuş videoları gelmeye başladı. Benim seninki gibi öyle belli bir konseptim yok. Ben daha çok bahçe üzerine, yazlık burayı aldıktan sonra başladım zaten video çekimine. Bahçe videoları falan daha çok çekiyordum da o arada hafta sonları İstanbul'da kaldığım sürede takıldığım bir fotoğraf grubu var. Işık Foto ve ona benzer hafta sonları çekim yapan. Onlar fotoğraf çekiyorlar daha çok. Ben de onlarla birlikte gidiyorum. Sadece kuş videosu değil, mesela tarihi yerlerini, Balat falan var İstanbul'da, o Balat evleri. Oraları çekiyoruz. Ben oraları çekiyorum. Onlar da fotoğraflarını çekiyorlar o arada. Kuş videoları çekmeye başladım. Gerçekten çok tuttu bu videolar. Bayağı izlenmeye başladılar. İnşallah haftaya da Halkalı Kuş Pazarı varmış. Onu da buldum. Oralara gitmeyi düşünüyorum. Oralardan da çekimi yapacağım. Bayağı izleniyor ve çok da yorum alıyor. Beğeniliyor o kuş pazarları. İlgi görüyor diyorsunuz. Oldukça. Hakan abi, şimdi bahçe hayatları geziyoruz. İnsanlar evlerinin içinde merak ediyor. Bize evin içinde gezdirir misin? Tabii ki, buyurun. Burayı ilk aldığımızda iki odadan oluşan bir ev vardı. Çok küçük bir ev, betonarme. Şöyle bu oda vardı. Bir de orada küçük bir oda daha vardı. Ben biraz daha geliştirdim burayı. Su bastığı için şu duvardaki şeyleri görüyor musunuz? Hı? Soyulmalar var. Onları çözümleyeceksin. Onları su bastığı için öyle oldu ve vaktim olmadı orayı boyamaya. Burası oturma odamız. Kış geldiği zaman burayı biraz, şu kanepeyi şuraya çekiyoruz ve şuraya kuzine soba kuruyoruz biz. Soban da var. Tabii. Trabzon'dan özel getirdik, köyden. O çok güzel. Kışı şimdiden özlemeye başladım. Kış geldiği zaman burada kestaneyi şurada koyuyoruz veya patates, kumpir falan kestane yapıyoruz. Mi? Kestane mi? Kışın gelirsem o zaman çalarım kapını Hakan abi. Her zaman buyur gel. Eyvallah abi. Şurada oturmak, o sıcak muhabbet her şeye değer. Komşular çok fazla burada. Gayet güzel. Herkes birbirine sorgusuz sualsiz direkt girip çıkabiliyor içeriye. Çok güzel. Burada nelerin var Hakan abi? Burası antremiz. Büyük antre. Evet. Şunu da göstereyim size. Şeyler var. Şöyle objelere çok meraklıyım. Otantik şeyleri çok seviyorum. Şunlar köylere falan gittiğimiz zaman topluyoruz böyle şeyleri. Şu tarafta da var o metal objelerden, bakırlardan. Çok güzel abi. Şu annemin de. Anısı da var. Tabii ki. Annem burada çamaşır kaynatırdı. Bunu hatırlıyorum. Şu alttaki de sofrada. Ama bunları böyle parlatmayı pek istemiyorum. Şu alttakini sadece parlattık. Parlatmak istemiyorum. Her şey olduğu gibi kalsın istiyorum. Doğru abi, daha güzel. Şu şark köşeme bakar mısınız? Burası da çok güzel. Çok keyifli bir oturma alanı. Bunu da yine paletlerle yaptık, şu alt kısmını. Şuraya bakar mısın? Şuralar. O atık malzemeler var ya. Hı hı. Onlarla yaptık. Sadece şu minderleri Urfa'dan kargoyla getirdik. Burası çocuk odası. İki tane çocuğum var dediğim gibi, ranza. Çok genç olmadığı için ranza almak zorunda kaldık. Çalışma masası falan. Yeterli, sıcak bir yer. Yeter. Yetiyor. Zaten çocuklar da gelmiyor doğru dürüst. Buradan da mesaj mı olsun Hakan abi çocuklara? Gelsinler. Keşke gelseler. Çocuksuz olmuyor. Burası yatak odamız. Şu kısım yatak odası. Çok evet. Detaylı girmemize gerek yok. Şurada banyo var. Şurada yine dekorların abi. Bu dresuar buraya çok yakıştığını düşünüyorum. Bir de beyazı çok seviyorum ben. Dışarıdaki şeylerden de görmüşsündür. Beyazı seviyorsun, o belli. Temizlik hissi veriyor. Buraya güzel bir hava verdi o da. Burası mutfak. Mutfak aynı zamanda kış bahçesi gibi. Şurası komple açık ya. Şurayı açıyoruz. Bu demin gördüğümüz, gezdiğimiz bahçeye bakıyor. Bahçeye bakıyor, evet.
Mutfağımız ve antre oldukça güzel, ferah. Mutfağın çok güzel. Evet. Keyifli olmuş. Antre de dediğin gibi. Aha. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Şurayı yani kapatıp da ayrı ayrı istemedim. Böyle açık alanı seviyorum ben. İstanbul'daki evimde de o şekilde. Çok güzel. Böyle oturduğum yerden direkt duvar görmek istemiyorum. Biraz çehrem, önüm açık olsun diyorsun. Tabii ki önüm açık olsun. Hakikaten bu da çok güzelmiş ya. Evet. Dediğim gibi işte ben bu otantik şeyleri çok fazla seviyorum. Özellikle şu eskitme ürünler çok çok hoşuma gidiyor. Şunlar. Şunlar da mumluk. Geceleri koyuyoruz dışarıya, verandada. Abi bu kafasını oynatan tavuk saati değil mi? Evet. Bunları ben çok aradım eski, Hakan abi ya. Çok güzel, babamın saatiydi bu. Babam hiç ihmal etmezdi bunu. Yaşıyor çok şükür babam. Allah ömür versin abi. Selam olsun buradan babaya da. Babam bu saati ve takvime çok meraklıdır. Saati her gün kurardı böyle. Çok güzel ya. Ama artık tabii onların zamanı da geçti. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün takipçilerimize selamlar. Hoşça kalın.